Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kazakta ya da cekette koltuk altı nasıl oyulur onu göstereceğim. Bu bir ön. Gördüğünüz gibi ben şu şekilde yaptım. Diğer tarafını da sizinle birlikte yapacağız. Şöyle şu kalınlıkta bir ipim var. Bu ipimin bir markası yok, size marka söyleyemeyeceğim. Bu ipimi yün satan bir tuhafiyeciden aldım. Böyle sepete 1 liraya 2 liraya dökülen iplerdendi. Şu kalınlıkta. Şişlerim de 8 numara. Ben şuraya kadar ördüm. Bu neden bu kadar kısa diye soracak olursanız bunun altına başka bir şey ekleyeceğim. Değişik bir modeli var bunun, o yüzden böyle yarım. Hemen direkt koltuğundan kesmeye başlıyorum. Önce 4 ilmek kesiyorum. Bu 4 ilmek kesmek nedir? Şuradan 4 ilmek çıkaracağım. Yani nasıl çıkaracağım? Hep kesmek kesmek diyorum. İşte böyle anlatması kolay, gösterin diye yorumlar geliyor. Kesmek şu anlama geliyor. 2 tane ilmeğimi aynı anda örüyorum. Bu ilmeğimi tek şişimi aldığım ilmeğimi, yani sağdaki şişimi aldığım ilmeğimi tekrar soldaki şişime geçiriyorum. Tekrar iki ilmeği aynı anda örüyorum. Gene sağdaki şişimde kalan tek ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. Tekrar ikisini birlikte örüyorum. Şu an 3 tane oldu. Tekrar ilmeğimi sola geçiriyorum. Tekrar ikisini birlikte ördüm. Evet. Şu an şöyle göstereyim. 4 ilmek kesmiş oldum. Yani şurada göstereyim şunda. Şu kısmı yaptım. Şu an. Şimdi artık buradan sonra sıra sonuna kadar öreceğim. Örneğim varsa örnekli, işte nasıl geliyorsa artık, siz nasıl yaptıysanız. Ben bunu düz örgü yaptım. Düz örgü şeklinde sıranın sonuna kadar örüyorum. Bu tarafında lastik var, ön olduğu için. Evet. Tekrar döndüm ve ilk başa geldim. Bir öncekinde 4 ilmek kesmiştim. Şimdi 3 ilmek keseceğim. Gene ikisini birlikte topluyorum. Örüyorum. Tek ilmeğimi tekrar sola geçiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tek ilmeğimi tekrar sola geçiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tek ilmeğim artık sola geçiriyorum. Evet, şu an 4 ve 3 yaptık. Örmeye devam ediyorum gene. Şeyim neyse, örneğim neyse kazaktaki. Evet, tekrar bu başa geldim. 4, 3, şu an 2 olarak devam edeceğim. Yani 2 ilmek keseceğim. İkisini birlikte ördüm. Tek ilmeğimi geçirdim. İkisini birlikte ördüm. Artık geçirmiyorum çünkü 2 tane yapacaktım. 4, 3, şu an 2'yi yaptım. Sıra sonuna kadar örüyorum. Gene sıranın başına geldim.
2 ilmeğimi örüyorum. Bu sefer bir tane yapacağım için hiç geçirmeden devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an şu kısım oluştu. Şunu tekrar alayım, göstereyim. Ben bunu yukarı doğru düz örmeye devam ettiğimde şu oyuntuyu vereceğim. Şimdi şöyle yorumlar alacağımı tahmin ediyorum. Bunun burası çok oyulmuş. Aslında değil, çünkü bu bir hırka olacak. Kaban gibi düşünün, kalın bir şey yani. Üzerine, içine kalın bir şeyler giydiğinizde potluk yapmaması için ben böyle burayı geniş oyuntulu yaptım. Çok da problem değil zaten. Kolu da örünce burası kapanacak. Hiç problem olmayacak, güvenin bana. Bu tarafta benim şu an yeni ördüğüm. Bu da düz örünce, şu kadar sarı örünce aynı bunun gibi olacak. Evet arkadaşlar, kazağın ya da hırkanın ya da ceketin koltuk oyumu bu şekildeydi. Koltuk oyumu, koltuk kesimi, koltuk yapımı, artık siz nasıl diyorsanız, nasıl adlandırıyorsanız, ben koltuk kesmek olarak adlandırıyorum. Koltuk altını bu şekilde kesiyoruz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bu videoların devamının gelmesi için lütfen bir beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Örgü ile ilgili son zamanlarda örgüye dönüş çok fazla olduğunu görüyorum. O yüzden herkesin örgü örmekte ne kadar istekli olduğunu görüyorum. Bende de model fikir bitmez. O yüzden aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Herkesi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.